Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yaşam'la Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu TİHEK işbirliğinde yaşlanmayı ana akımlaştırma, yaşlıların korunması ve haklarının güçlendirilmesi başlıklı panel düzenlendi. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle TİHEK ev sahipliğinde düzenlenen program, Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, TİHEK Başkanı Profesör Doktor Muharrem Kılıç, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız ve Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yaşam Müdürümüz Profesör Doktor Emine Özmete ile ilgili bakanlıklar ve huzurevi çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, dünyada yaşlılarına en fazla hürmet gösteren, devlet eliyle yaşlılarına en fazla destek olmaya çalışan bir ülkenin mensubu olarak her yaşın ayrı bir güzelliğinin olduğunu ifade etmek istediğini belirtti. Ankara Üniversitesi olarak 3. Yaş Üniversitesi 50 Plus Hayat Okulu'nda 3. dönemi tamamladıklarını dile getiren Ünüvar, bu programla onlara hayatın içerisinde değerli olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını kaydetti. Değerli büyüklerimize nasıl hareket etmesi gerektiğini öğretiyoruz. Şüphesiz onlara destek olmaya çalışıyoruz ve onlar çok büyük memnuniyetle duyuyorlar. Onlara bir diploma da veriyoruz. Dolayısıyla onlar hayatın içerisinde değerli olduklarını da hissetmiş oluyorlar. Bizim en temel görevimizden bir tanesi onların değerli olduğunu hissettirmek. Bu çok önemli gerçekten. TİHEK Başkanı Profesör Doktor Muharrem Kılıç ise insan hakları çerçevesinde özellikle yaşlıların hak ve hukukunun belirlenmesi, güvence altına alınması noktasında TİHEK'in çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız ve Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Profesör Doktor Emine Özmete de 2023 yılı verilerine göre dünyada 65 yaş üstü yaklaşık 805 milyon kişinin yaşadığını, 2050 yılında bu sayının 1,6 milyara yükselmesinin beklendiğini aktardı. Özmete, Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 3. Yaş Üniversitesi 50 Plus Hayat Okulu kapsamında yetişkin dönemdeki bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanmalarını desteklemek, topluma katılımlarını sağlamak, kuşaklar arası dayanışma ilişkilerini güçlendirmek amacıyla eğitim programları düzenlediklerini kaydetti. Program, TİHEK Başkanı Kılıç'ın Rektör Ünüvar'a plaket takdiminin ardından panel oturumuyla devam etti.